Evet sevgili izleyenler, şimdi Vuslat Derneği'nin düzenlemiş olduğu bir yardım tırının yanındayız. Başkanımız yanımızda. Başkanımızı öncelikle tanıyalım. Tanıyalım başkanımızı. Sizi. Tabii ki Muhsin Keleş, Vuslat Derneği Yönetim Kurulu Başkanıyım. Elhamdülillah sosyal noktada çalışmaların ve ilmi çalışmaların içerisindeyiz. Vuslat Derneği olarak yardım çalışmaları yapıyoruz. Allah razı olsun. Şimdi başkanım, izleyicilerimize kendimizi tanıttıktan sonra burada ne yapıyorsunuz? Bir Suriye tırı var burada. Evet. Yardım afişimizi de asmışız. Suriye'ye gidecek, yola çıkacak inşallah. Evet. Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Önce bir onu izleyicilerimize anlatalım. Tabii ki. Biz Suriye'deki kardeşlerimizi bir ensar edası içerisinde o kardeşlerimizin şu an içinde bulunduğu sıkıntıları farkında olarak onlar için ne yapabiliriz? Onlar için hangi projeleri üretebiliriz? Bu çalışmaları da projelerimizin bir kısmında yürütüyoruz. Bunlardan işte daha önce un yardımlarımız devam etti. Yine giysi yardımlarımız Suriye'ye ulaştı. Şimdi de yine bir tır ayakkabı, gıda ve giyimden oluşan ve ilaçtan ulaşan bir tırımızı gönderiyoruz. Allah izin verirse biz bu tırlarımızın sayısını arttıracağız. Elimizden geldiği kadar kardeşlerimizin bir nebze yanında olabilirsek ne mutlu bize. Allah razı olsun. Ensar edasıyla dediniz. Evet. Çünkü Türkiye'de de çok sayıda Suriyeli var. Evet. Kamplar var biliyorsunuz. Buradakileri de ensar görevimizi yerine getiriyoruz da. Bu yardımlar Suriye'nin içerisine gidecek değil evet, mi? Evet, Suriye'nin içerisine gidecek. Rabbim izin verirse, çünkü biz buradaki kardeşlerimizle ilgili zaten projeler üretiyoruz. Ne gibi? Şu anda 300'ün üzerinde Suriyeli yetim yavrumuz bizim medreselerimizde ücretsiz eğitim görüyor. Rabbime şükürler olsun. Onun akabinde işte burada gördüğünüz Umut gıda mağazalarımız hem İstanbul'da hem Erzurum'da olmak üzere bu gıda mağazalarımıza günlük Suriyeli kardeşlerimiz ekmek ihtiyacını karşılıyoruz. Yine salçadır, yağdır, gıda ihtiyaçlarını elimizden geldiği kadar imkanlarımız çerçevesinde sağlamaya çalışıyoruz. Yani biz marketin içerisini gezdik sevgili izleyenler. Birazdan kameraman arkadaşım da sizlere gösterecekler. Her şey var. Evet. Yani bir markette olması gereken her şey var içerisinde. Evet. Bunlar nereden geliyor? Onu soralım. Bunlar bizim gönül dostlarımızın, hayırsever abilerimizin, ablalarımızın bize verdiği, ulaştırdığı yardımlar. Siz tabii ki buradaki mağazamızı gördünüz. Erzurum'daki mağazamız 750 metrekare. Maşallah. Yani buranın 4-5 kat büyüklüğünde hemen hemen. Yani sadece burada değil, Erzurum'da da tabii var. Ki. Başka ilde var mı? Biz şu anda bunları Allah izin verirse her ilimizde bir mağaza projesiyle buna başladık. Biz burada aynı zamanda medreselerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelerimizin ihtiyacını karşılıyoruz. Biz aslında yardım çalışmalarında veya yardım dernekleri arasında şöyle bir çığır açtık diyebiliriz. Bu noktadaki mağazalarımızın sayısını arttırarak kendimiz birebir bir gıda kolisi verelim değil de çünkü o geldiği zaman salçaya ihtiyacı varsa ihtiyaç sahibimiz onu alabiliyor. Yağa ihtiyacı varsa onu alabiliyor. Ben zaman zaman mağazada bulunuyorum. Öyle manzaralarla karşılaşıyoruz ki sadece bir tane salça alabilir miyim diyen ailelerimiz var ve biz onun gözlerine gerçekten o ihtiyaç sahipliğini ve onun evindeki o eksikliği bir sıvı sabun alabilir miyim? Biz hemen aynı anda hizmet olarak hızlı bir şekilde temin ediyoruz. Bu bence yardım dernekleri arasında ve yardım çalışmaları arasında bir çığırdır. Bunun bir ilk yani. Çünkü daha önce böyle bir şey ben görmedim. Aslında üstadım bu konuda çok belediyelerimizin de bazı projeleri var ama belki incelediyseniz biz takip ediyoruz bunları. Çok yetersiz kalıyor. Haftada bir gün açılıyor veya açılmıyor evet. Ya da gezici servis şeklinde yapıyorlar ama bizim sabah 6 akşam sabah özür dilerim 9 akşam 6.30 her gün açık. Market gibi evet. Her gün açık evet. Ve ihtiyaç sahibi insanlar buraya geliyorlar. Marketten ihtiyaçlarını gideriyorlar. Evet. Siz de bu hayra vesile oluyorsunuz. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Rabbim yardımcılarınızı, yardımlarınızı daim etsin inşallah. Buradan görünmeyen kahramanlarımız için neler söylemek istersiniz? Biz gönül dostlarımıza ve bize bağış yapan kardeşlerimize ve dualarıyla bize destek olan bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Çünkü biz onların gayretiyle, onların destekleriyle bu işleri yapıyoruz. Evet belki biz bu işin proje ayağındayız, uygulama ayağındayız. Ama Allah razı olsun onların desteklerini en güzel şekilde yoksullarımıza nasıl ulaştırabiliriz? Ve yoksulluğa bu noktada nasıl çare olabiliriz? Tek gayemiz bu. Rabbim şahittir. Bizim televizyon programlarımız da Vuslat Derneği ile ilgili var, radyo programlarımız var. Ve her programda ben özellikle şunu çok vurguluyorum. Biz sadece Vuslat Derneği olarak bu konularımızı, bu projelerimizi anlatmıyoruz. Bütün derneklerimiz adına ve iyilik adına bunları anlatıyoruz. Rabbim iyilik edenlerin sayısını ve iyiliğe vesile olan insanların sayısını arttırsın diyorum. Allah razı olsun. Biz teşekkür ediyoruz sizlere başkanım. Yanımızda Haşim Karataş abimiz var. Haşim abimizi izleyicilerimiz yakinen tanırlar. Biz artık kendilerini Vuslat Derneği'nde görüyoruz. Çünkü Vuslat Derneği'nde pozisyonunu da bir öğrenelim.
Abi öncelikle... Yardım işleri koordinatörümüz. Evet. Başkanım. Gönüllü. Gönüllü, evet. En büyük etken bu, gönüllü. Şimdi Haşim abi, Suriye ile ilgili hem dil bakımından hem bilgi bakımından daha tecrübelisiniz. Öyle görüyorum değil evet, mi başkanım? Evet, hani evet, çalışanlar canım. Arasında. Suriye'ye siz gideceksiniz değil mi? Evet, inşallah. Allah izin verirse emanetleri Suriye'ye götürmek amacıyla yola çıkıyoruz. Ve burada dinleyicilerimiz, seyircilerimizden de dualarını talep ediyoruz. Başkanımızın dediği gibi onların desteği sürdükçe biz burada tamamen aracıyız. Biz köprüyüz. Hani Ensar dedik ya, Ensar evet. Ve muhacir. Şu anda gerçi Suriye'nin bir kısmı Türkiye'ye taşındı. Lakin az önce de belirttiğimiz gibi biz burada aracıyız. Bize hayırseverlerimiz der ki siz alın şu işte 500 koli gıdayı Suriye'ye götürün dedikleri zaman biz Suriye'ye götürmekle mükellefiz. Alın buradaki ihtiyaç sahiplerine verin dedikleri zaman buradakilerine dağıtıyoruz. Başkanımızın da belirttiği gibi iki tane mağazamız var aslında. Siz gıda mağazasını gördünüz lakin bir de giyim mağazamız var. Orayı da inşallah birazdan görüntüleyelim. Aynı zamanda işte oradaki ihtiyaç sahiplerimiz de geliyor. Orada gönüllerince giyiyor ayakkabısını, elbiselerini. İşte orada görülmeye değer. Geldiği zaman kendi eliyle seçiyor. Nasıl işte tanınmış markalara gidildiği zaman işte o raftan alma duygusunu burada birebir yaşıyor. Dolayısıyla bu konuda biz başkanımıza da bu çalışmalarından dolayı müteşekkiriz. Biz de üzerimize düşeni yapıyoruz. Rabbimin lütfuyla ve destekçilerimizin katkılarıyla tamamen. Biz de... Burada bir şey söylemek istiyorum aslında. Evet sevgili izleyenler, yardım olarak kıyafet olsun, ayakkabı olsun, giyim olsun bunlar gittiği zaman kamplara her yerden her şey geliyor. Ve insanların seçme durumu yok. Seçme lüksü de yok. Orada 5 yaşındaki bir çocuğa 20 yaşındaki bir insanın gömleği de gidebiliyor. Çorabı da gidebiliyor, ayakkabısı da gidebiliyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu noktada bizim burada çalışan hanım kardeşlerimiz var. Büyük emekleri var aslında. Önce başkanımıza perde arkasındaki kahramanlarımızdan bahsettiniz ya. Asıl teşekkür edilmesi gerekenlerden bir kısım onlardır. Çünkü şu anda gördüğünüz bu binlerce kolinin içinde ne olduğu dışında yazılıyor. İşte ilaç ne kadar var, işte ayakkabı ne kadar var. Ve numaralarıyla beraber. Dolayısıyla biz daha önce bu zorlukları yaşadığımız için tedbirli bir şekilde bunlar hepsi tek tek hazırlandı. Oraya indiği zaman işte şu kadar kolinin içinde şu kadar çift ayakkabı var, şu kadar elbise bayan, şu kadar erkek elbisesi var. Detaylarıyla mevcut olduğundan dolayı elhamdülillah bu konuda artık tecrübe sahibiz çok, diyebiliriz. Belki. Çok rahatsınız. Vuslat Derneği bu konuda çok iyi çalışıyor. Hem takip ediyoruz hem takip edenlerden duyduğumuz. Allah daim etsin inşallah. Hem gönül dostlarımızı daim etsin hem yardımseverlerimizi daim etsin. Biz buradan sizin adınıza ben çağrı yapıyorum. Zenginlerimize çağrımız. Suriye'deki vatandaşlarımız için elbette ki ama Türkiye'nin neresinde olursa olsun yardıma muhtaç kardeşlerimiz için siz de elinizi cebinize atın kardeşleriniz için sadaka verin. Thank you.